Merhaba Hobi Dünyası izleyenleri, ben Müslüme, kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda birçok dikiş üzerine video paylaştım arkadaşlar. Farklı farklı ürünler diktim. Hepsinde de yorum olarak dikiş makinenizden memnun musunuz? Nereden aldınız? Kaça aldınız? Neler yapabiliyor bu dikiş makinesi gibi birçok yorum alıyorum. Hepsine tek tek açıklama yapmaya çalışıyorum fakat bazıları gözden kaçabiliyor veyahut da fırsat bulamıyorum. O yüzden hepsine cevaben dikiş makinemi anlatan bir video çekmek istedim. Makinemle ilgili yorumlar kısmına en çok sorulan soruları yanıtlayarak başlamak istiyorum arkadaşlar. İlk olarak nereden ve kaça aldın sorusu çok fazla var. Ben yaklaşık 3,5-4 yıl önce, tam hatırlayamıyorum, 4 yılı bulmuştur sanırsam, Texsen'den almıştım ve 150 lira para vermiştim. Çok uygun bir fiyata almıştım ve hiçbir sorun yaşamadım. Garantiye bile göndermedim. Tıkır tıkır işlemeye devam ediyor 4 yıl olmasına rağmen. Garanti süresi de doldu zaten ama yine de hiçbir sorun yaşamadım. Birazdan Texsen'in sayfasına da bakarım. Satışı hala devam etmekte ise fiyatına yine artmış olabilir. Devirebiliyorsunuz biraz. Artıyor yavaş yavaş. Ama satış devam etmekteyse eğer linkini açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar. Diğer bir sorum ise arkadaşlar ağırlığını merak ediyorsunuz. Çok ağır bir makine değil. Sadece 2 kilogram ağırlığında. Taşınması çok kolay. Bu şekilde 2 tane de aparatı var. Arka kısma takıyoruz arkadaşlar. Şöyle çevireyim. Bakın. Şu bir tanesi buraya takıyorum. Şu da diğeri. İkisini taktıktan sonra şu prize geçiyor arkadaşlar. Şu da ayağımızın altına alıyoruz. Bu şekilde basaraktan çalıştırıp kaldıraraktan durduruyoruz makinemizi. Bu dikiş yaparken çok güzel bir kolaylık sağlıyor. Dediğim gibi bu da prize geçiyor. Yanında sadece bu iki kablo gelmişti. Ayrıyeten bu şekilde bobin ve makaramız vardı. Bu makaradan iki tane vardı. Biri siyah, biri beyaz. Bobinden de yine iki tane vardı. Biri siyah, biri beyaz iplikle sarılıydı. Bu şekilde yanında da 4 tane iplik geldi arkadaşlar. Bu dikiş makinesinin en sevdiğim özelliği ise arkadaşlar, ilk ben bu dikiş makinesiyle alıştım. Hiçbir şey bilmediğim için ipimi nasıl takmam gerektiğini bu şekilde şurada gördüğünüz gibi göstergeleriyle anlatıyor zaten. Bakın 2 numara buradan devam ediyoruz diyor. 3 burada şöyle göstereyim. Bakın. Delikten 3 numara geçiriyoruz diyor. 4 numara şuradan. Yani size yön göstererekten tarif ediyor. Bu özelliğini çok sevmiştim. Çünkü ben dikiş makinesi kullanmayı hiç bilmiyordum. Bu makineyle alıştım ve hala bununla devam ediyorum. Gördüğünüz bu aparat ise arkadaşlar şuradaki rakamları gösteriyor. 1'e getirdiğinizde şurada bakın nokta var. Noktayı 1'e getirdiğimde şu şekilde diktiğini, 2'ye getirdiğimde bu şekilde diktiğini, 3'te daha aralıklarla ve ipi daha geniş tuttuğunu, zikzaklar, zikzakın daha geniş, daha da genişlettiğini, noktalar halinde boşluklar bırakarak diktiğini, yani bu şekilde dikiş yöntemlerini size şunu çevirerek gösteriyor, anlatıyor. Bu özelliği de çok güzel. Ufacık bir değişiklik dikişinizde çok güzel şeyler çıkartabiliyor. O yüzden bir diğer sevdiğim, en çok sevdiğim özelliklerinden bir tanesi de bu arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz aparat ise sökmek için. Mesela diktiniz, biliyorsunuz dikiş makinesiyle dikilen birçok dikişi sökmek çok çok daha zor oluyor. Hani bu profesyonel değil, müthiş bir dikiş makinesi değil aslında küçük dikişler yapmak için ama ben bununla birçok dikişi yaptığım halde hiç bozulma problem yaşamadım. Ve dediği gibi çok sağlam bir dikiş makinesi, sağlam dikiyor yani. İpleri sağlam olduğu sürece. Bununla da sökmeye yapıyorsunuz. İlk başta bunun sökme olduğunu ben bilmiyordum. Hani yanlış diktiğinizde. Makasla çok uğraşa uğraşa söktüm. Ve bunu bir gün keşfettim kendim. Bunun ne olduğunu baktım.
ve diktiğimiz şeyi tekrardan geri söküyormuş meğerse. Bu çok işime yaradı aynı şekilde. Bir de burada gördüğünüz gibi L, of ve H harfleri var. 3 tane. Normalde arka tarafa takıp bununla ayağınızla, ben bunu kullanıyorum genelde, başlatıp durdurabiliyorsunuz takılı olduğu sürece. Fakat ben bunu yapamıyorum, şunu kullanmak istiyorum derseniz burada kapatıyorsunuz. Burada çalıştırıyorsunuz. Burada da hızlanıyor. Hızlı bir şekilde dikiyor. Daha çok alıştıktan sonra yapabilirsiniz. Ama ben bunu hiç kullanma gereksinimi duymadım. Şu ayarda, yani hızlı ayara getiriyorum. İlk zamanlar yavaş ayarındaydım. Daha sonra hızlı ayarda duruyor her zaman. Şunu da arkasına takıyorum. Ayağımla basaraktan çalıştırıyorum. Bunu da bu şekilde kullanabilirsiniz. Dikiş makinemin en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi de arkadaşlar, şurada bir küçücük bir mini bir makası var. İşlem bittikten sonra makas taşımanıza gerek yok. Birçok profesyonel dikiş makinelerinde bile bu yok. Bu şekilde gördüğünüz gibi mini makasım var. Hatta şuradan göstereyim size. Bu şekilde diktiniz, işleminiz bitti. Hafif uzatıyorsunuz. Normalde makasla kesmek yerine bu şekilde ipinizi kesebiliyorsunuz. Bu da en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi. Bu arada bir de şurayı göstermek istiyorum arkadaşlar. Biraz zor açılıyor. İlk aldığım andan beri böyle. Bunun için bir öneriniz var mı bilmiyorum. Yağlanmaz da bu sonuçta plastik. Zor açılıp kapanıyor ama benim çok çok işimi görüyor. Bu şekilde toplu iğnelerimi, minimal ipliklerimi koyuyorum. Bu arada şu iğnemizi kolay takmamız adına iki tane aparatım var burada ama bir tanesini kendim aldım. Bir tanesi de yine dikiş makinesiyle birlikte geldi. Bunu dikiş makinesi kullananlar bilir. Burada iğnemize, ipliğimize takmak için kullanıyoruz bunu. Bu şekilde şurada iğnemizin içine geçiriyoruz. Buradan ipliğimi rahatlıkla takabiliyorum. Bu da onun yanında gelmişti. Dediğim gibi böyle minicik de bir malzemelerinizi koymak için kutusu var. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Bir de dikiş makinemin şu kısmını göstermek istiyorum arkadaşlar. Alt kısımdan ziyade şöyle bir geçiş bölmesi koymuşlar. Görünüyordur umarım, bakın şurada. Normalde oval bir dikiş yapmak istediğinizde kumaş dikiş makinesinin altına gelir. Bu biraz sizi zorlar. Dikiş makinenizi kaldırın, indirin falan biraz zorlayabilir. Onun için şu boşluğu koymuşlar. Yani dikiş makinenizi hiç kaldırmadan direkt kumaşınızın bir ucunu buradan geçirerekten, bu şekilde çevirerekten dikişinizi rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Bu da bence çok güzel bir bölüm. Bir diğer özelliğinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bakın burada bir aparatı var. Bu şekilde ipim var, makaram var. Mesela burada kullandım, bitti. Bunun boş olduğunu varsayalım. Bu şekilde buraya koyuyorum arkadaşlar. İpimi de, büyük ipimi de getiriyorum. Buna bir miktar kendim tabii elimle rulo yapıyorum. Dikiş makinemi kullanmaya başladığım anda bu otomatik buradaki aparat dönüyor. Döndüğü için buradaki ipi alıyor ve bir dahaki sefere kullanmanız için bunu doldurmuş oluyor. Böyle de güzel bir özelliği daha var. Bir diğer özelliği ise arkadaşlar, alt kısmında minicik bir tuşu var. Bu tuşla burada ışık yakabiliyorsunuz. Işığı yanıyor. Ve geceleri de dikiş yapabiliyorsunuz. Hatta şimdi fişini takıp size göstereyim. Gördüğünüz gibi fişimi taktım arkadaşlar. Bu şekilde açıyorum. Ve geceleri de dikiş yapmama yardımcı oluyor bu ışık. Veyahut da görme sorunu yaşayan birçok arkadaşımız var. Onlar için de güzel bir düşünce bu. Gündüz veya gece fark etmiyor. Ayrıca bu iğneyi, ipliği takmakta zorlanan arkadaşlarımız var yine göz sorunları yaşadığı için. Onun için de bu ışık çok güzel bir düşünce. Bir diğer özelliği ise makinemin arkadaşlar, şurada görmüş olduğunuz bir aparatı var. Burada ipinizin gerginliğini ayarlayabiliyorsunuz. Bazı kumaşlarda gergin bir iple dikiş yapmanız gerekirken bazılarında ipinizin daha serbest kalması gerekiyor. Onu bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Gerginliğini, gevşekliğini veya sıkılığını. Bir diğer özelliği de bu arkadaşlar.
Dikiş makinemde anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım atladığım bir noktası yoktur. Dikiş makinemi tümüyle, bütünüyle çok seviyorum. Merak edenler için çok memnunum arkadaşlar. Çünkü ben dikişi bu makineyle öğrendim. Ayrıca arkadaşlar yeni bir dikiş makinesi edinmek istiyorum illaki. Daha profesyonel, farklı özelliklere sahip belki bir dikiş makinesi daha alabilirim. Ama bu makineyi edinmek isteyenler için tavsiyem kesinlikle almalısınız. Videomu faydalı bulduysanız eğer arkadaşlar like atmayı unutmayın lütfen. Ayrıca kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Hem sizlerle paylaşacağım yeni videolardan haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kendinize çok çok dikkat edin arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.